Fenerbahçe. Biliyorsunuz geçen hafta sonunda Fenerbahçe Spor Kulübümüz olağanüstü kongresini yaptı ve Sayın Aziz Yıldırım çok büyük bir oy farkıyla tekrar başkanlığa seçildi. Kutluyoruz. Başbakan her alana müdahil olma görevi var ya, sadece özel alanlara değil. Herhalde apartmanlardaki apartman yönetimlerinden taksi duraklarındaki yönetime kadar, sendikalardan derneklere kadar, ne bileyim Kanarya Sevenler Derneği'nden Filatelistler Derneği'ne kadar her yere müdahil. Toplumun her alanına müdahil. Fenerbahçe için de laf söylüyor. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da, diğer kulüplerimizde hepsi bizim başımızın tacı. Fenerbahçe özel bir süreçten geçiyor. Kendi içerisinde olağanüstü kongre kararı alıyor ve tekrar bir yarış yapıyor. Sana ne? Hani sandık namustu? Öyle ya, ezberlediğin şarkılardan bir tanesi. Sandık namustur, sandıktan çıkan iradeye saygılı olmak lazım. Hani sandık namustu? Fenerbahçelilerin iradesi önemli mi, önemli değil mi senin için? Sana ne spor kulüplerinden kardeşim? Ne derdin var senin? Sana ne futboldan? İşine gelince namus, işine gelmeyince fasafiso. Yok bir yıl sonra şöyle olurmuş, böyle olurmuş. Sözü veren belli, oyu alan belli, oy kullananlar belli, alkışlayanlar belli. Kendi içerisinde yürüyen bir düzen. Sana ne? Niye müdahilsin? Değerli arkadaşlarım, başbakanın her alanda olduğu gibi kirli ellerini, çirkin ihtiraslarını, intikam heveslerini spor kulüplerimizin üzerinden de çekmesi gerekiyor. Sağlıklı bir toplumsal yaşam sürdürmek zor hale geliyor Türkiye'de. Her alanda başbakan müdahalesi. Her alanda diktatör fetvası. Her alanda başbakan dayatması. Bunlar taşınabilir yükler değildir bir demokraside. Demin de söyledim. Son olarak da kişisel hak ve özgürlüklere müdahil olma dönemi. Umarım bunların hepsini aşacağız. Yerel seçimler yaklaşıyor. Yerel seçimler daha sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ve genel seçimlerinde bir ön habercisi olacak. Ve Türkiye'de birçok yerde yerel seçimler yerel seçim olma özelliğinin dışında genel seçim özelliğini taşıyarak da gidecek. İşte bu nedenlerden dolayı. Onun için demokrasi içerisinde Türkiye AKP'nin faşizmine de karşı gelecek. Başbakanın diktatörlük heveslerini de kursağında bırakacak bir tavrı sergileyecektir. Vallahi benim ilgi alanında olmayan konular ama siyasetçi olarak şunu söyleyebilirim.